Sayın seyirciler, suikaste kurban giden Hrant Dink'in ölmeden önce yaptığı bir konuşma gün ışığına çıktı. Dink'in önemli mesajlar verdiği konuşma, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili çekilen Büyük Yalan belgeselinde yer aldı. Ancak bu konuşma nedeniyle Dink ailesi ve belgeselin yapımcıları davalık oldu. Bu sözler suikaste kurban giden Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan konuşmasından. Şu toprakları oynamış oldukları rol neyse bir aileye tekrar. Geçmişe Ermeni halkı onlara güvendi. Kendilerini Osmanlı'nın zulmünden kurtaracak. Ama yanılırlar. Çünkü onlar geldiler. Kendi işleri, kendi hesaplarını yaptılar, çektikler ve bu da kardeşi kardeşlik kan içerisinde. Tarih 15 Nisan 2006, İstanbul'da düzenlenen Malatyalı İş Adamları Derneği'nin toplantısında yapılan bu konuşma ilk kez Büyük Yalan belgeseliyle ortaya çıktı. Sözde Ermeni soykırımını konu alan Büyük Yalan belgeselinin çekimleri tam 8 yıl sürdü. Rus arşivlerinden alınan belgelerle sözde soykırım bir kez daha yalanlandı. Samsunlu bir Ermeni'nin Amerika'daki arkadaşına yazdığı mektup ihaneti bütün açıklığıyla göstermeye yetiyor. Sevgili kardeşim, geçen hafta gönderdiğim mektupta Ermenilerin Van tarafından hücum ederek Türk ve Kürtleri büyük kayıplarla gerilettiklerini yazmıştım. Ama belgeselin belki de en çarpıcı bölümü Hrant Dink'in öldürülmeden önce yaptığı bu konuşma. Konuşmanın bir diğer önemli noktası ise Dink'in ailesinin bu konuşmayla ilgili açtığı dava. Kendilerinden izin alınmadan kullanıldığını ileri süren Dink ailesi Beyoğlu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Dava açmaları kadar abes bir şey yok. Neden korktuklarını hakikaten anlayamıyoruz. Bu konuşmalar Hrant Dink'i kötüleyen efendim bir şey değil, tam tersine. Fikirlerini benimsediğimiz için zaten belgeselimize koyduk. Belgeselin yönetmeni ve yazarı Serkan Koç, ailenin bu tavrına bir türlü anlam veremiyor. Bir toplantıda konuşmuş, orada kameranın olduğunu biliyor, gizli, kaçak bilmem ne bir şey yok. Kaldı ki o fikirlere Türkiye'nin ihtiyacı olan fikirler. Mahkeme görüntüler için tedbir kararı aldı. Ancak bu karar henüz belgesel yapımcılarına ulaşmadı. Bu nedenle bugün yapılan belgeselin galasında konuşmaya yer verildi.